Millet günaydın. Bugün erken kalktığım güzel bir gün. Cumartesi günü ve aynı zamanda Özlem Biçek'e gideceğiz ve sözleşme imzalayıp büyük bir ihtimalle para alacağımız bir gün. O yüzden keyifli bir gün. Şimdi kahvaltı hazırlamış sevgili Deniz. Hemen kahvaltı masasına oturacağım. Leyla da arkadan baba baba diyor. Hemen onların yanına gidiyoruz. Leyla'cığım günaydın. Hi der misin? Nasıl diyorsun hi? Söyle bakayım hi? Ne yiyorsun? HP mi yiyorsun? Niyacım üfle bakalım ona, üfle üfle. Parka gitmeye karar verdik. Biraz Leyla ile beraber spor yapacağız. Hem parka gideceğiz, hem salıncağa bineceğiz, hem de sigaranın yaratmış olduğu bu stres ve uyku halini ortadan kaldırdı. İşte gördüğünüz gibi Leyla beni götürüyor. Tamam gidiyoruz Leyla'cığım. Hadi yürü. Hazır mıyız? Hazırız babacığım de söyle. Ha? Hadi gel. Hadi gel. Gel sen. Leyla bakayım senin dişlerine yap. İyi. Evet, Leyla ile beraber şimdi eve doğru dönmeye başladık. Çünkü saat 11'de Barış bizi alacak ve Doktor Özlem Biçer'e doğru gideceğiz. Sözleşme imzalamak ve belki de ilk ödememizi almak için.
Leyla parkta arkadaşlarıyla pek oynayamıyor henüz. Onların oyuncaklarını almak istiyor. Arkadaşları da oyuncaklarını vermiyor. O yüzden üzülüyor gibi bir durum söz konusu. Leyla'cığım görüşürüz, biz gidiyoruz. Leyla'yı zor bir şekilde evde bıraktıktan sonra şimdi Barış'a doğru gidiyoruz. Barış aşağıda bizi bekliyor diye tahmin ediyorum. Arabaya atlayacağız ve yine Ateşehir'e gideceğiz. İşimiz bitti. Şimdi bir artık yemek yeme zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet. Sana kötü bir haberim var. Maalesef bu bölgede dönerciden daha güzel bir yer yok Pierre Schenck'e gideceksek. Pierre Schenck'in açılıp açılmadığını bilmiyoruz. Orada ne var başka döner dışında? Nerede? Dönercide. Dönercide döner var. Başka bir şey yok. Sen döneri şey mi buldun? Ne anlamadım? Ha? Döneri istemiyor musun? Yok, ne artık anlamadım. Ben içeride o kadar çok durdum ki döner de yerim yani. Geldim kıvama. Kıvama geldim artık. Döner de yerim. Evet. Amacımız bu. Aynen. Evet, şimdi Barış'ı tebrik etmeye ve kutlama yemeği için bir dönerciye gitmeye karar verdik. Bu dönercinin adının ne olduğunu bir de hatırlasana bana. Neydi? Tatar bilmem ne. Tatar Salim. Tatar Salim isimli dönerciye gideceğiz. Vedat Milor'u yiyeceğiz, geleceğiz. Evet. Tatar Salim'e geldiğiniz zaman aynı zamanda bu inanılmaz güzel fındıklı sütlacdan yemeniz lazım. Tatar Salim tam 2 senedir burada ve sadece döner, patates, salata ve turşu var. O kadar. Başka hiçbir şey yok ve gerçekten bunlar da en iyiler. Emin olabilirsiniz. Sadece 2 senelik bir geçmiş olmasına rağmen bütün İstanbul'da ününü bilmeyen yok. Ataşehir'deki bu dükkanı şubeleştirmeyi henüz düşünmüyorlar. Ama her geçen gün biraz daha büyüyor. Mutfağını da şimdi arkaya taşıyacaklar ve
içerisi biraz daha genişleyecek. Mutlaka bir yere buraya gelmenizi ve dönerini yemenizi tavsiye ediyorum. Ha bu arada sütlacı da mutlaka yemeniz gerekiyor. Bol kocaman fındıklı sütlaç inanılmaz gerçekten de. Ne yapıyorsun Barış? Araba kullan lazım. Onu kullan. Bu arada çok yakın bir zamanda budayuva.com'da bayramda kurbanlık nereden alınır ve nerede kesilir ile ilgili güzel bir yazı yazmayı planlıyorum. Bunu da en yakın zamanda paylaşacağım ve yine vlog'da haber vereceğim. Mutlaka okuyun. Sözleşmemizi imzaladık. Paramızı daha henüz alamadık. Paramızı pazartesi günü alacağız. Ama yemeğimizi yedik. Kutlamamızı yaptık. Şimdi eve geri geldik Deniz'le beraber. Leyla'nın uyanmasını bekleyeceğiz ve... Leyla günaydın. Ne yapıyorsun aşkım? Çok sinirli gözüküyorsun. Güzel. Ya kamera ya. Ya. Leyla'cığım hadi yemek. Gördüm kızım, gördüm. Evet, saat şu anda 7:06 geçiyor ve edit hala devam ediyor ama artık Leyla'nın yemek saati ve bizim de yemek saatimiz, o yüzden şimdi yemek masasında oturacağız. Ve ardından Leyla'yı sevgili Deniz yatıracak ve daha sonra işimize devam edeceğiz. Yemek saati ve dede aradı. Aferin benim kızıma. Tabii. Hello. Ki. Roza bize harika bir mercimek çorbası yapmış ve Leyla da dahil olmak üzere ailecek bu mercimek çorbasını içiyoruz değil mi Leyla? Greçka ve köfte. Saat şu anda 11:30 ve sevgili eşim Deniz'le beraber yine yollara çıktık. Bugün cumartesi olduğu için akşamleyin şöyle bir dışarı çıkmış olalım dedik. Yeni bir tane sinema var. Neydi sinemanın adı? Filmin adı? Burak Aksan filmi. Burak Aksan filmi. Şimdi Nautilus'a doğru gidiyoruz sinemaya gidebilmek adına. Görüşürüz orada. Kimse yok AVM'de. Bütün dükkanlar kapanmış. Kapıda güvenlik bile yok yani. Olacak iş değil. Kapıda güvenlik bile yoktu Nautilus AVM'nin girişinde. Ve şu anda da önümüzde yürümeyen bir merdiven var. Bakalım ne olacak. Nope. Yürüyen merdivenden yürüyerek çıkıyoruz. Ama patlamış mısır kokusu hala çok güzel. Ha işte bak bu yürüyen bir merdiven. Oh yorulmuşum. Hı? Yoruldum. Aynen.
Şurası. Ta-da! İşte geldik. Ben çok tatlı bir üstüksün. Aslında hiç bakmamışım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gaziantep'e gidiyorum arkadaşım ben. Şanslı adamsın ha. Niye? Bir kaçak telefon mevzusu var da haftalardır Antep'e gideyim, Antep'e gideyim gidemiyordum. Sana kısmetmiş evet, be. Nasıl mükünlüğüm? Beğenmedim. Yani hayır, güzel böyle biraz yapmıştı. Daha hızlı akan bir film olabilirdi. Aynen. Ama akamamış yani. Hani Burak Aksak çok iyi bir senarist. Burak Aksak bu konularda evet. Yönetmen olarak daha çok yolu var yani. Evet, sinemada Can'la karşılaştık. Can, bu arada çok fazla video koymuyorsun Can Çelikaya, Can'la Erkek kanalına. Can dişine bir şey kaçmış Can. Aynen, ne kaçtı? Evet, yarın Leyla ile beraber kahvaltıdan başlayan ve akşama kadar ilerleyen güzel bir pazar günü geçirmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda bazı işlerimiz var Deniz'le beraber bitirmemiz gereken. Onları da yapacağız. Ama uzak yakın bazı yerlere gideceğiz. Birazcık gezeceğiz açıkçası çünkü altımızda araba da var. Böyle eğlence artık böyle çok yerimde durmak istemiyorum. Biraz böyle gezmek, tozmak istiyorum. Vloglara başladığımdan beridir sizle beraber böyle bir yerlere gitme arzusu içerisindeyim. Belki yarından itibaren bunu başlatabilirim diye umut ediyorum. Bugünlük bu kadar. Herkese çok öpüyorum. Gülümsemeyi, derin nefes almayı ve devam etmeyi unutmayın.